bakalım. İşte koçların tablosu. Sevgili koçlar. Geçtiğimiz güzel. Haftalara göre çok daha da iyi bir süreçteler. Geçtiğimiz hafta çok kötüydü. Bir önceki hafta daha da kötüydü. Evet, bir önceki hafta berbattı koçlar. Şimdi nasıllar? Sevgili koçlar, emek verdiğiniz şeylerin meyvesini toplayacağınız bir haftadasınız. İnşallah. Şimdi Dolunay sizleri nasıl etkileyecek? Dolunay sizlere şans ve fırsatlar getirecek. Özellikle aşk ve ilişkiler... Evliyseniz, bir aile düzenine sahipseniz, çocuklarınız varsa, bir koç babasıysanız, bir koç annesiyseniz, çocuklarla ilgili konular hayatınızda var olan, sizin için önemli olan beklentilerin karşılığını almaya başlayacaksınız. Özellikle bir koç babasıysanız, çocuğunuzun dersleri sizin istediğiniz gibi yolunda gitmiyorsa ve geçtiğimiz haftalarda bu kadar çalışıyorum, çabalıyorum ve emeğimin karşılığını alamıyorum diyorsanız, çocuğunuzun artık sizin emeklerinizin karşılığını tek tek verdiğini, sunduğunu gözlerinizle göreceksiniz. Aynı zamanda İşsiz bir koç burcuysanız ve uzun bir süredir iş sahibi olmak için mücadeleler veriyorsanız, kesinlikle iyi haberler alarak yeni iş fırsatlarına sahip olacağınız bir haftadasınız. Dolunay, emek verdiğiniz şeylerin karşılığınızı almanızı etki ederken, ektiğinizi de olumlu yönde biçeceksiniz. Geçmişte birlikte çalıştığınız kişilerden iş hayatınızda destekler alacaksınız. Çalıştığınız işten memnun ve mutlu değilseniz, vaktiyle birlikte bir iş mesaisi paylaştığınız bir arkadaşınız iyi bir iş olanağı ve imkanı elde edip bulunduğu yere geçiş yapmanızı sağlayabilir, destek görebilirsiniz. Lütfen bu fırsatları korkusuzca değerlendirin. Çünkü Dolunay size şans, fırsat ve yeni olanaklar sunarken sizin de harekete geçmeniz gerekiyor. Sunulan imkan ve fırsatları elde etmeniz için maddi konularınızda tamamıyla parasal konulara takılmamaya özellikle özen gösterin. Hayalleriniz için daha emin ve akıllı adımlar atmanız gerektiğini kendinize unutturmayın. Yani fırsat önünüze geldiğinde siz değerlendirirseniz alır yürürsünüz, ama korkak davranırsanız kendinizi yerinizde saydırırsınız. Bir bireyin önüne gelen fırsatı kişi seçerse yol alabilir. Herkes tercih ettiği hayatı yaşar. Doğru. Seçmeli ve tercih etmeli. Tabii ki bazen olanakları göremeyebiliyoruz. Alışkanlıklarımız ve bağımlılıklarımızdan dolayı mutsuz da olsak o işte çalışmak zorunda hissediyoruz. Ama lütfen sevgili koçlar, işte bu hafta önünüze gelen fırsat ve olanakları değerlendirin. Korkusuzca hareket edin. Aşkta kırgınlık ve dargınlık yaşayanlar kendilerine partnerlerinin haksızlık etmesine müsaade etmesinler. Bak, geçtiğimiz haftalarda ne demiştik? Ne olur tartışma oluşsa da sessiz kalın demiştik. Şimdi bu hafta haksız yere kendinize olumsuz söylemlerin söylenmesine müsaade etmeyin, izin vermeyin. Sosyal ilişkide de, aşkta da, arkadaşlıkta da hayır demeyi bilin. Bildiğiniz takdirde hiç kimsenin sizi üzmesine asla izin vermeyeceksiniz. Aile büyüklerinizin sıhhati ve sağlığıyla alakalı hafta boyunca problemler, sorunlar ve sıkıntılar olabilir. Bunları da gözünüzde büyüterek korkular oluşturmamaya gayret edin ve özen gösterin. Bu hafta koçlara spotum. Evet. Önünüze gelen fırsatları korkusuzca değerlendirmeniz efendim. O korkusuz zaman, olun. Şöyle diyelim, koçlara bu hafta güzel fırsatlar var. Var. İkilemde kalırız. Eğer bu fırsatları değerlendirmezlerse onlar kaybederler. Kesinlikle kaybederler ve üzülmek zorunda kalırlar. Yani muhteşemsin Nuray, biliyor musun? En yakın kız arkadaşım koç ve yaşamıyla ilgili çok ciddi bir yol ayrımında. Ve dün bunun kararını veriyor. Ne yapacağım diye, hani sorarsın ya arkadaşına ne yapmam gerekiyor nasıl diye. Nasıl hareket edeyim? İnşallah şu anda izliyordur. Seni alkışlıyorum. Yani, çok teşekkür ederim. Astrolojiyi o kadar güzel yorumluyorsun ki. Çok